Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir göz çevresi bakım maskesi ve masaj yağı paylaşacağım. Bu şekilde yaptığınız zaman, her ikisini aynı anda kullandığınız zaman bir ayın sonunda muhteşem bir şekilde cildinizdeki, yani göz çevrenizdeki derinin toparlandığını, kırışıklıkların ve sarkmaların daha da azaldığını göreceksiniz. Maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında Evimin Lezzetleri yemek kanalıma da bakar, bana orada da destek olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle göz çevresi kırışıklıklarının sebepleri nelerdir ve ne yapmalısınız ki daha yaşınızdan önce kırışıp çirkin görüntü oluşmasın? Öncelikle göz çevresindeki deri diğer derinize benzemez. Yani yanak ve yüz bölgesindeki, alnınızdaki deriye benzemez. Oradaki derinin dokusu daha ince ve daha hassastır ve neme daha çok ihtiyacı vardır. Onun için hem nemlendirip hem de bakım yapmak için öncelikle sizlere bir maske tarifi paylaşacağım. Daha sonra da maskeden sonra yapmanız gereken masajı nasıl yapmalısınız onu size kısa kısa anlatacağım. Şöyle öncelikle kolajen kaynağımız olan tereyağı, tuzsuz tereyağından şöyle yarım çay kaşığı kadar kabınıza alın. Ben bunu tek seferlik yapacağım. Siz ölçülerini çoğaltırsanız haftalık yapabilirsiniz. Karıştırarak bir kavanoza koyabilir. Oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Şöyle tereyağımdan alıyorum. Oda ısısında olursa daha rahat karışır. Bu biraz buzdolabındaydı fakat birkaç dakika sonra tamamen erimiş olacak. İkinci malzememiz ise Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı da cildi onarır, besler ve kırışıklıkları engeller ve yaşlanmaya karşı da cildinizi korur. Şöyle bir çay kaşığı kadar da ben Hindistan cevizi yağımı ekliyorum. Her iki malzemeyi şöyle birbirine iyice özlesin diye, karışsın diye karıştırıyorum. Aslında tek sefer yaparsanız çok daha güzel verim alırsınız. Fakat ben uğraşmak istemiyorum. Daha fazla yapıp 2-3 günlüğüne ya da haftalık olarak yapıp kavanozunda bekletmek istiyorum dediğiniz zaman yine aynı şekilde dediğim gibi tatlı kaşığı veya yemek kaşığıyla yapabilirsiniz. Her iki malzeme iyice karıştıktan sonra bir çay kaşığı kadar ben çiçek balı alacağım. Süzme çiçek balı koyacağım. Bal da hem onarıcı, hem vitamin, hem mineral kaynağında, mineral bakımda zengin ve onarıcı bir yapıya sahip. Ayrıca da nem bombası. Zaten kırışmanın sebebi ise, göz çevrenizde kırışmanın sebebi cildinizin nemsiz kalması, kuruması. Bunu da balla takviye yapacağız. Yani nemlendireceğiz. Bu şekilde cildi daha rahat toparlamış ve nemlendirmiş olacağız. 3 malzemeyi iyice karıştırın. Böyle krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Yağın ve balın birbirine karışması biraz zor oluyor. Daha fazla ben az yaptığım için böyle gözüküyor. Siz çok yaptığınız zaman daha rahat karıştırmış olacaksınız. Göz çevrenizi yıkayın. Daha sonra kurulayın.
Ardından şöyle kalın bir tabaka halinde maskenizi alın. Göz çevrenize şöyle geniş bir halka şeklinde maske yapın. Daha sonra 25 dakika kadar sırt üstü uzanın, bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın ve kağıt havluyla fazla olan suyunu alın. Bu şekilde haftada 4 defa düzenli olarak uyguladığınız zaman bir ayın sonunda cildinizin toparlandığını, göz çevrenizdeki kırışıklıkların açıldığını ve nemli, daha dolgun olduğunu göreceksiniz. 35 yaş üstü haftada 4 defa düzenli olarak sürekli uygulamalı, daha iyi netice alabilmek için. 25 ve 35 yaş arası ise haftada 2 kere düzenli olarak uygulaması yeterli. Bu maskeyi haftada düzenli olarak uyguladığınız zaman harika sonuçlar elde edeceksiniz. Ayrıca da maskeden hemen sonra bu maskeyi özellikle gece yapmanızı isterim. Uyumadan önce, yani hani dışarı çıkmak gereksinimi duymadan gece boyunca evde kalacaksanız bu maskeyi uygulayın. Daha sonra dediğim gibi kuruttuktan sonra hemen tamamen kurumasını beklemeden her bir göz çevresini 2 damla olmak üzere kayısı yağı masajı yapmanız önemli. Kayısı yağı ayrıca A vitamini kaynağıdır. Cilde çok iyi geliyor. Kırışıklıkları önler. Ayrıca da yaşlanma karşıtı bir yağdır. Masaj yağı olarak kullanacağız. 2-3 damla kadar parmak uçlarınıza döküp şöyle elinizde ısıtın. Daha sonra içten dışa doğru şöyle göz çevrenize hafif hafif bir 10 dakika kadar masaj yapın. Masaj yaparken uzanmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde masaj yaptığınız zaman cildinizin altındaki kan dolaşımı hızlanacak ve oraya gelip oradaki deriyi de onarmış olacaksınız. Bu yağ zaten cilt tarafında hızlıca emilen bir yağdır. Masaj yağı olarak çok uygun. 10-15 dakika kadar böyle düzenli olarak kuru yanakları yaptığınız zaman cildinizin emme şeyine bağlı olarak 10 dakika, 15 dakika şöyle yavaş yavaş parmak uçlarınızla, özellikle de şu parmakla yaparsanız, güçsüz olan bu parmakla göz çevrenizi hırpalamamış olacaksınız. Sadece şöyle içten dışa doğru masaj yaparak göz çevrenize bakımı bitirmiş oluyorsunuz. Bu yağ üzerinde kalacak. Kesinlikle yıkamayın. Eğer cildiniz emmediyse fazla yağı bir peçeteyle hafifçe silebilir. Bu şekilde üzerinde bekletebilirsiniz. Bu maske sonrası bir masajdır. Bunu maskeden sonra mutlaka yapın ve üzerinde bekletin. Bununla beraber düzenli olarak uyguladığınız zaman birkaç haftanın sonunda göz çevrenizdeki farkı siz de fark edeceksiniz. Bu göz çevresi rutinimizin de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.